Merhaba, yepyeni bir haftada Sinevizyon'la tekrar karşınızdayız. Film seçimlerinizde sizlere yardımcı olmak için şöyle bir yeni yapımlara göz atalım. Bakalım hangi filmler dikkatinizi çekecek? İşte bu hafta vizyonda yerini alan o filmler. Rakibi DC Comics'in bombardımanı başlıyor. En son Batman v Superman filminde gördüğümüz Gal Gadot Wonder Woman karakterinde Patty Jenkins'in yönettiği epik aksiyon macera filmiyle sinema ekranlarına geri dönüyor. Filmde Gadot'a eşlik eden uluslararası oyuncular arasında yer alan isimler ise şöyle sıralanıyor. Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Tewes ve Danny Houston. Amazon prensesi Diane Prince, namı diğer Wonder Woman, dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalıyor. You have been my greatest love. Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diane yenilmez bir savaşçı olarak eğitilmiştir. Be careful, Diana. Yetiştirildiği gözlerden uzak Janet adanın üzerinden geçen bir Amerikan pilotunun uçağı düşer ve kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. You're a man. Pilot Diana, adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Have you never met a man before? I mean, what about your father? I had no father. I was brought to life by Zeus. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diane adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diane tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir. Yılında televizyon ekranlarında izlediğimiz Pamela Anderson'ı dünya çapında ünlü kılan ve ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla yayınlanan dizi Beyaz Perde'ye uyarlandı. Yönetmen koltuğuna Seth Gordon'u oturtan stüdyo başrolü ise Dwayne Johnson'a emanet etti. Kadrodaki diğer isimler ise genç yetenekler Zac Efron, Alexandra Daddario, John Best, Kelly Rochwell. Baywatch kendisini işine adamış can kurtaran Mitch Buchanan'ın yeni yetme can kurtaranla arasındaki çekişmeyi konu alıyor. Bu küstah can kurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorluyor. Bu çatışmaya rağmen ikili koyun güvenliğini tehdit eden bir suç planıyla karşı karşıya kalınca birlik olmak zorunda kalıyor. Seksi can kurtaran ekibiyle gönülleri fethetmeye ve yaz sıcaklarını hafifletmeye gelen Baywatch bu hafta sinemalarda. Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. And we go above and beyond. Help me! Help! If you want me, you can have me. Some other time. We're staring into the abyss here. City Council's already cut our funding. It's up to us to restore the Baywatch brand. Son derece iyi ve işini severek yapan bir can kurtaran olan Mitch Buchanan, kendisi gibi işinde en iyi iyilerden oluşan bir ekibin liderliğini yapmaktadır. Ekibe yeni katılan eski olimpiyat şampiyonu yüzücü Matt Brody ile yıldızları ilk başta pek barışmaz. Plajın sahibi el değiştirip Victoria Leeds adında bir kadına geçtikten sonra sahilde daha önce olmayan uyuşturucu kullanımı ve cinayetler başlamıştır. Durumu yoluna koymak isteyen Mitch, Matt'le tüm fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak tehlikeli bir çeteyle mücadele edecek, kendi yetkilerini aşarak adeta polis gibi savaşacaktır. What do your balls sound like 3-year-old girls? I don't know, man. That's just how they talk. But they're wise. Yönetmen Nirpal Bogan'ın çektiği İngiliz yapımı korku filmi Firstborn sıradan mutlu bir çiftin bebeklerinin gelmesiyle her şeyin aniden ters gitmeye başlamasını anlatıyor.
Çünkü bebek bir takım güçlere sahip. Kimsenin göremediği varlıkları görebilmekte ve kendine çekmekte. Başrollerde Antonio Thomas, Jonathan Hyde, Lucy Chappell'ı gördüğümüz Firstborn sinemalarda gerilmek isteyenler için bir seçenek. Are you trying to honor me? Yeah. Charlie genç eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde çok sevinir. Ancak bebek doğduktan sonra garip olaylar yaşamaya başlarlar. Ailelerinden uzakta yaşayan genç çift bu garip bebeği idare edebilmek için onların yardımına ihtiyaç duyarlar. Çünkü bebekteki gariplikler aileden gelmektedir. Fakat bebekleri asla umdukları gibi normal bir çocuk olmayacaktır. En eğlenceli filmi Kaptan Dişikton. Amerikalı yazar ve illüstratör Dave Pilkey'in 50 milyondan fazla kopya satmayı başaran aynı adı taşıyan çocuk romanından uyarlama bir animasyon. Filmin yönetmen koltuğunda Turbo ve Köpek Balığı hikayesi gibi yapımlarla bilinen David Storm yer alıyor. İki afacan çocuk lise müdürlerini hipnotize ediyor ve onu bir çizgi roman karakteri olan iyi kalpli lastik donlu Kaptan Kilota dönüştürüyorlar. Bundan sonra olacaklar da oldukça eğlenceli bir hal alıyor. Bu animasyonu küçükler kadar büyükler de sevecek. I don't know. Let's try and leave and see what happens. Hi, I'm George Beard, and this is my best friend, Harold Hutchins. We just make comics and try to make each other laugh. And this old guy is Mr. Krupp. George Harold! He's the worst principal in the world. Ever since you've attended this school, you've been responsible for one prank after another. Some of those must have been really hard to pull off. Like that tiger? Oh, that tiger was crazy. George Beard ve Harold Hutchins, 4. sınıfa giden, sürekli yaramazlık peşinde koşan, hayal güçleri gelişmiş, çok iyi iki arkadaştır. Okulda çıkardıkları tüm sorunlar, okulun müdürü Bay Krupp'u çıldırtmaktadır. Belalı ikiliyi ayırabilmek için elinden geleni yapmaya karar veren Krupp'u durdurabilmek için son çare olarak hipnozu deneyen çocuklar, bunda başarılı olup müdürü hipnotize ederler. Sonrasında Krupp'u kendi yarattıkları bir çizgi kahraman olan Kaptan Düşükton'a dönüştürürler. Müdürün tam tersine son derece iyi kalpli ve sevecen bir karakter olan Düşükton, hiçbir özelliği olmamasına rağmen kendini süper kahraman sanmakta ve George ile Harold'un başını sürekli belaya sokmaktadır. Ancak tüm dünyayı tehdit eden çılgın bilim adamı Profesör Pacaludo'nun ortaya çıkışıyla birlikte tehlikeli bir maceraya atılmaları da gerekecektir. Hiya class, I'm your cool new teacher, not some scary guy with a secret evil agenda. Guys, I totally got this. Yeah, totally, he's got it. Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch, Nick Kroll. When it's cut all together like that, you really get a sense of the scope. DreamWorks, Captain Underpants. Türk sineması severlere müjde. Çünkü sinemamızın en önemli yapıtlarından biri olan Anayurt Oteli restore edilerek bütün sinema seyircilerinin ulaşabilmesi adına bu hafta yeniden sinemalara geliyor. Yusuf Atılgan'ın aynı isimli yapıtından uyarlanan Ömer Kavur'un baş eseri olarak anılan film, Türk sinemasının en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Filmin başrol oyuncusu Macit Koper bu filmdeki performansıyla Nantes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş ve Siyah tarafından yılın en iyi erkek oyuncusu seçilmişti. Başrollerini Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman ve Şayka Tekand'ın paylaştığı 87 yapımı Anayurt Oteli, Kültür Bakanlığı'nın en iyi 10 Türk filmi listesinde de yer alıyor. Bir odanız var mı? Her gün kendisiyle ve hayatla adım savaşır gizliden gizliye. Zebercet. Takıntılar edinmiştir bu yüzden Zebercet. Oysa ben sizinkini bilmiyorum. Bu takıntıların en büyüğü ise yoldadır. Gecikmeli Ankara treniyle geldiniz 3 gün önce. Kaydınızı yapamadım. Adınızı söylemediniz.
Döneceğinizi biliyorum gittiğiniz köyden. Hacı Rahman'la da. Bir haftaya kadar dönerim dediniz. Vizyon kalabalık. Seçenekleriniz bu filmlerle sınırlı değil. Haftanın diğer filmlerine de şöyle bir göz atalım. XX Nefrin Sıra geldi soru bölümüne. Bu haftada pek çok hediyem var. 10 kişiye Wonder Woman'dan, 5 kişiye de Baywatch filminden özel hediyelerim. Bir 5 kişiye de Cinemaximum sinemalarından çift kişilik sinema biletlerim var. İki sorum olacak. Biri Wonder Woman, diğeri Baywatch için. Wonder Woman'ın gizli kimliğinin adı nedir? Diğer sorumsa Baywatch filminde Dwayne Johnson'ın canlandırdığı karakterin adı nedir? İki soruyu da cevaplayıp istediğiniz hediyeyi de yazarsanız süper olur. Kazanmak için tek yapmanız gereken şey ise sorunun doğru cevabı ile birlikte adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri bizim Cansu Instagram hesabından bana mesaj atmak. Doğru cevaplarınızı bekliyorum. Seçimlerinizi kolaylaştırmak amacıyla haftanın filmlerini size hızlıca anlattık. Önümüzdeki haftaya yepyeni filmleri tekrar karşınıza çıkıp anlatmak ümidiyle izlemediğiniz film kalmasın. Hoşçakalın.